Insert dışı menümü açıyor. Her neyse. Evet herkese merhabalar efendim. To the Moon'un ikinci bölümüne hoş geldiniz. Şu anda kaldığımız yerden devam edeceğiz ve bu abinin 5 anı bağlantısı oluşturmak için nesnelerle etkileşime geçeceğiz kısacası. Ve nesneler zaten gördüğümüz gibi hepsi bayağı renklendirilmiş. Şu tavşan bir tanesi. Gerçekten ürpertici olduğunu mu düşünüyorsun? Ya evet ben de. Neyin? Bilmiyorum. O arada bir şeylerden konuştuk, kaçırdım öyle basmayı. Şu ornitorenk onlardan bir tanesi. Ornitorengi nasıl alacağım ama? Ornitorengi almam lazım. Dur çıkma yukarı, şemsiye vardı. Çok bariz bir şekilde şemsiye vardı hem de. Adam hem aşağıda hem yukarıda mı duruyor lan? What? Ne? Fırlatmak için ana bağlantıları gerekli. Nasıl yani? O ne demek ya? Şu ornitorengi nasıl alacağım ben oradan? O alınamıyor herhalde. Neyse yukarı çıkayım bakalım. İlginç. Burada bir şey yok. Bu abim dedim mi? Üzerine bastı farklı şeyler. Bir çanta var burada. Galiba o çantaya benziyor en azından. Bu ne böyle? 1 milyon yıllık mı? Sanırım bunu öğreneceğiz. Alamadım mı? Alamıyorum. Kitap peki? Çıplak kral, tamam. Anılardan, anı bağlantılarından bir tanesi o. Bu değil. Şu masanın üzerinde duran kavanoz gibi şey. Bir kavanoz salamura zeytin. Nefret ediyorum bundan. Nefret edecek ne var? Salamura zeytin bu yani. Aynen öyle. Ha o da anılardan biriymiş ama. İyi peki. Taze kır çiçekleri. Bu da anılardan biriymiş. Yapma her an, her anında varlığımızı ona açıklamamız gerekirse delireceğim. Beni heveslendirme. Ha her anında. Delireceğim o da beni heveslendirme yani. Size, o da delirtmek istiyor tabii ki. Yani teker teker sürekli her anında gidip habire ona varlığımızı açıklamak zorunda kalmayalım diyor. Evet. Şunu kırabilir miyim artık? Başka ne kaldı? Şurada girilebilir alanlar vardı ama onlar kapalı. Buraya girilebiliyor mu? Girilmiyor. Peki burada saat... Hah tamam bir tane de saat aldık. Bitmiştir herhalde. Dur çıkma yukarı. İn aşağı Dr. Watts. Lan. İn. Heh şimdi. Şunu dur. Kırıl artık. Aduket. Adamlar Hadouken'i Türkçe'ye çevirirken Aduket diye çevirmişler. Hani Hadouken direkt olduğu gibi bırakmamışlar. Direkt Aduket yazmışlar. Türkçe Aduket dediğimiz için. İlginç. Artık Yadigar'ı şemsiye kullanarak seyahat edebilirsin. Bakalım nasıl seyahat edeceğim. O da neydi öyle? Harbiden o neydi öyle? Ne neydi? Bu kadar yeter. Şu andan itibaren bariyer kırmayı ben yapacağım. Ha, peki. Yadigar. Yadigar ne? Yadigar. Hazırla. Hazırla efendim. Bakalım ne olacak. Sigmund Corporation. Ha, bunu... Köşedeki daire çaprazındaki tüm parçaları döndürür. Peki. Önce bunun ne olduğunu bir çözeyim de. Ha, aynı bulmaca. Ha, köşeden yaptığım zaman döndürüyor ve şey de yapıyor. He. Very interesting. Tabii benim hepsini yapmam gereken şey hepsini. Şurayı da. Aynen ondan sonra da böyle. Böyle. Başardım. Tamam. Aldık hocam şemsiyeyi. Etkinleştir. Hadi bakalım ne yapacaksak. Adamın iyice geçmişine ineceğiz muhtemelen. Ve ne kadar üzücü anılarla karşılaşacağımızı düşündükçe moralim bozuluyor. Hala yaşlılığındayız bayağı. Kadın öldü mü peki yaşıyor mu? Kadının mezarındayız herhalde. İş yağmuru gelince içinden geçmesi üstüne gelmesinden iyidir. Evet bak şimdi bunu deneyim etmek isterdim işte. Hani böyle şey formunda, ruh formunda yağmurun altında durup ıslanmayacağım böyle ha falan diye. Benim için ne olursa olsun fark etmez. Nasıl fark etmez? Görünüşe göre bu anılar yalnızca kısa bir zaman dilimine atlıyor. Bir sıçrama yadigarına ihtiyacımız var. Yoksa sonsuza kadar sürecek. Manzaranın tadını çıkarmaya bak. Yani farklı şeyler. Şu ornitorenge bir etkileşime geçelim biz bence. Bu iki tane verdi hem de. Doğrusu bu hayvanın var olma hakkı olduğunu düşünmüyorum. Değil mi ornitoreng? Dünya ikiniz için yeterince büyük değil. Haha. River Eve Wiles'ın anısına. Bu da tabii ki bizimkinin muhtemelen karısı River Eve Wiles. Yani. River kız ismidir herhalde. Bitti River. Ne bitti lan?
Senin gibi ona her gün göz kulak olabileceğim. Ne, Onitor Enge mi? Artık yalnız olmayacak. Hastaneden olduğunu anlamayabilirim ama dileğine sadık kaldım. Anya'nın da sana minnettar olduğunu eminim. Ama ben yokken... Bize kim göz kulak olacak? Oo, direkt bağlantı, direkt kendini göstermeye gitti bizimki. İlginç. Sen kimsin? Adım Eva, yalnızca geçiyordum. Eşim miydi o? Evet, adı River'dı. Bu özel bir isim. Yani olmasına gerek yoktu. Onun yapmasına gerek, neyi yapmasına? Ama o... Ne yaptı oğlum? Anlamazsın. Ben bile anlamıyorum. Bu hikaye çok üzecek beni ya. Bu hikaye beni çok üzecek. Çıkalım bakalım şu deniz fenerine. Bir insanın evinin bahçesinde deniz feneri olması nasıl bir histir acaba? Gerçi tam olarak evinin bahçesinde sayılmaz. Bayağı güneye gidip dolaşıp gelmek gerekiyor. Anladın, not Anya. Tabi Anya'nın kim olduğunu bilmiyoruz. Hayır, Anya'ya Konya'ya saçma sapan o tarz bir espri yapmayacağım. Orada alttaki şey ne? Kum saati şeyini yeni fark ettim. 3, yani 5'ten sadece 3 tane kalmış ya da öyle dolmuş gibi. Tam zamanda geldin. Neredeyse uçurumdan düştüğümünü düşünüyordum. Tabi peki insanın anısındayken uçurumdan düşersen ne olur? Reset mi atılıyor o zaman? Ha, reset atılıyor değil mi? Ne yapıyordun? Hazırın tadını çıkarıyordum. Ne olabilirdi ki? Hadi lan oradan. Ne şansımız var? Büyük şans. Devasa. Dinozor kadar. Burası oldukça boş görünüyor. Bu bir deniz feneri. Ne bekliyorsun yani? Neyse. Diğer tarafta görüşürüz. Bariyeri tekrar Kraken'in iyi eğlenceler. Yeni bariyerimiz de bu. Umarım bunlar kırmaya yeter dedim ve tabii ki yetmedi. Işık şeylerden biri olabilir mi? Evet, onlardan biriymiş. Merhaba. Seninle bağlan diye geçemiyorum. Oha. O neydi lan? Yes. Ornitorenk'i kırdım. Hazırla. Bu sefer Ornitorenk'e mi dönüştürüyorum? İdeal kısmı yadigarın tamamlanabileceği en düşük hamle sayısını gösterir. Bir de öyle bir şey mi var? 3 tanesinde. Stresli. Yapamam ki ben, beceremem ki onu. Mümkün değil yani, hiçbir zaman o kadar başarılı bir şey olmadım. Bulmacalar konusunda hep çok kötüydüm yani. O yüzden bayağı zaman harcamam gerekecek tahminen. Şimdi 2 tane götürüyor, buradan aldığımda 2 tane şey yapıyor. Öbür taraftan vurduğumda ama. Ya şöyle yaparsam ne olur? Ha, şimdi oldu ama. Aynen. Peki bunları idealde veya daha kısa sürede, daha uzun sürede yapmamın bir zararı var mı oyunun sonunu değiştirmek için? Üzer çünkü varsa. Etkinleştir bakalım yadigarı. Biraz daha geçmişe geldik ve River hayatta. Tam tamına yeterli. Tam tamına kaç tane tavşan yaptın mı? 1000 tane mi yaptın? Ameliyatından sonra tam tamına yetecek kadarımız kalacak. O yüzden endişelenme. Beyaz yalan. Böyle diyordun değil mi? Hayır, eminim ki tam... Kes şunu. Ne tam tamına yetecek? Yalan söylemeden hoşlanmıyorum. Mali durumumuzu hesapladım. Nasıl olduğunu biliyorum. Neden zorla beni ikna etmeye çalışıyorsun? Hastane faturası için para ihtiyacımız var River. Anya'nın senin için çok şey ifade edebiliyorum ama bu çok fazla. Anya evlatlığınız mı, kızınız mı, yani kızınız olsa Anya'nın senin için çok şey ifade ettiğini biliyorum diyemezsin. Anya başka biri. Yani River'la alakalı biri. Demek istediğim o canlı bile, canlı bile değil mi? Bir dakika, Ornitorenk'ten bahsetmiyorsun değil mi Anya derken? O oyuncak Ornitorenk. Biliyor musun? Ne?
İşte ben biliyorum. Ayıp bana öyle denir mi? Yalnızca bana yardım edebileceğini umuyorum. River. Neden için kağıtlar geldiğinde imzalamayacağım onları. Paramızla ne yapacağın sana kalmış. Ama dediğim yerine getirirsen bu evin nişanlısını bitirmesine kullanmanı istiyorum. Ve sen orada yaşadığın her gün ona göz kulak olmanı istiyorum. Ziyaret et, konuş onunla, rahatlat. Daha fazla yalnız olmasını istemiyorum. Kimden bahsediyorsun ya? Mutlu. Johnny, evet. Bunu ben yaptım. Ha, renk tavşanı mı yapmış? Bana ne olduğunu söyle. Ne? Ne olduğunu söyle. Tavşan? Renkli bir tavşan. Başka bir şey mi aslında? Yani o mu yapmış bu tavşanı? Ya renkli bir tavşan diğerlerinin. Kağıttan yapılmış. Başka? Gövdesi sarı, kalanı ise mavi. Güzel. Başka? Dinleriyor. Şarkı yazdım senin için. Tamam. Peki dinlemek ister misin? Evet. Bunun için piyanoyu buraya getirmene gerek yoktu. Zor olur harbiden. Kapı açıkken seni gayet net duyabiliyorum. Şarkının adı River için. Zaten bu kadar klişe. Ben de onu soracaktım ama çok ortamı bozmak istememiştim River, ama senin ağzın benden bozuk yani. Çenen ya da düşük daha çok. Geçici bir isim. Yani proje ismi. Sonra değiştirilebilir. Girişteki müzik lan bu. Yani galiba. Basit şu an ya da kim? Madem bu kadar önemli, son anlarda onu görmemiz gerekmez miydi? Çünkü sözünü pek tutmamış. Yoksa ne? Boş ver. Şu çocukların daha evvel çaktığı şarkının aynısı. Değil mi? Sanırım onları o öğretmiş. Kim? Aslına bakarsan ben bunun için fazla erkeksiyim, gidiyorum. Çok anı bağlantılarım, çok anı bana otostop mu yapıp çekmek istiyorsan tamam, bakacaksın. Kal ve dolaş bakalım. Sen bir git, ben bir bakınayım etrafa kısaca, sonra ben de gelirim yanına. Anı sesimi MP8'e dönüştürmenin yasal olduğu günleri... MP8 diye bir şey mi var lan? Sanırım bu işteki ilk yılına ve ekibinden fazla şarkı götürmüştüm. Yazan Hans, Çıplak Kral. Tavşanla şey yapamıyorum. Hatun ne aldım? Bir not kağıdı aldım hatundan. Ornitorenk'le bağlantıya geçebiliyor muyum? Hayır, geçemiyorum. John'la bağlantıya geçebiliyor muyum? John. Not River için. Ya da nota mı? Bir saniye. Oradaki çiçeklerle daha önce sanki bakmıştım onlara. Aynen. Ha. Tamam. Şu portre olabilir mi derken yok gitti. Portre değildi zaten o. Portre ayrı bir şey. Portre öyle olmaz. Bir tencere kaşık hamur, bir kavanoz salamura zeytin. Birileri bunu gerçekten seviyor. Muhtemelen River. Seven. Çıkma yukarı, çıkma. Şu River'la bir konuşalım bakalım. Nikolas, bu River değil. Sana söylüyorum, mümkün değil. Peki parçalarını ayırsak? Şu halimize bak canım. Tam olarak piyano taşıma yaşında değiliz. Nikolas kimmiş ya? Bak ne diyeceğim. Madem bu senin için o kadar önemli, bunun için eleman tutacağım. Senin için bu evin kurtarmasına yardım edemiyorum. En azından bunu yapayım. Evde bir sıkıntı var. Yani evi belli ki satma durumu gibi bir şey söz konusu galiba. Yani bu ev Anya için çok önemli galiba. Çünkü bu evi korumaya çalışıyorlar anladığım kadarıyla. Ama şeyin de Anya ev mi lan yoksa? Ama aynı zamanda tabii ki
River'ın da hayatta kalması için muhtemelen ameliyata girmesi için bir paraya ihtiyacı varmış. Ama reddetmiş ameliyata girmeyi sırf evi kurtarmak için. Anladığım kadarıyla şu anda. Yadigar, hazırla bakalım. Aha da çözdüm. Nasıl çözdüm bilmiyorum. İdeal 4'müş, ben 29'da mı çözdüm? Yes, harikayım. Etkinleştir bakalım şu Yadigar'ı. Yani orta yaşın azıcık üstüne geldik yani. Ölüm yaşı değil ama orta yaşın azıcık üstü. Yaşlı gene, hala yaşlı sonuçta. Sonunda. Mutlu lan. Öyle atlamam normal miydi? Pek atlamak... burada da... Bak burada ne var? Evet, ev daha tamamlanmamış. Yani evi daha yeni yapıyorlar bu dönem. Niçin yapmışlar bu evi ya? Olayı ne bu evin? Bassever'ın bu üçüncü görevde insanlar olmadan yeterince tehlikeli olmadığını düşündüler. Tamam, okeydir, gidiyorum. Amcam orada oturmuş. Bayağı yorgun bir şekilde. Can, neler oluyor Can, anlat bana. Haberi mi yeni aldı ya da River'ın ölüm haberini, yani öleceği haberini, hasta olduğu haberini. Bize ben Nikar'da ve gelmem gerektiğini söyledi. Salmura zeytin getirdim sana, en sevdiğin ne? Ha, River'ın değilmiş, Dion'un sevdiğiymiş. Oğlum yere attı lap diye. River olanları duydum. İyileşecek mi? Hastalığı sonra bir satış istedi. Neyse ki tedavi edilebilir. Ama ameliyatı kabul etmeyecek. Ama hastane faturaları. Evden vazgeçmeniz lazım. Yani bu evin inşası bitirmesi paramız yetmez. Öyleyse karşıdan paramız zar zor yetiyor. İlişki için rahatladım ama ne kadar önemli olduğunu bilin. Çok üzülecek. Oğlum hayatta olması daha önemli ya. Kız niye böyle şeyler yapıyor ya? Hayatta olması daha önemli. Bir ev için değmez. Kime ayarlıyorsun bu evi? Anya kim? Ya da Fatih Piyasa görüşten ve Ted'le zar zor geçiniyoruz. Peki şimdi ne yapacaksınız? Onu başarabileceğimizi söyleyeceğim. Her şeye paramızın yetebileceğini söyleyeceğim. Bir şey yapmasını istemiyorum. Ona yalan söylememelisin. Anlamıyorsunuz haber. Eğer anlasa hangisi seçeneğinden emin değilim. Evi seçecek. İçin kendini kurtarmamayı seçerse kendi bilir. Ne demek kendi bilir ya? Onun istediği bu çünkü. Yok böyle bir istek? Bu çok saçma bir mantık. Senin gibi otistiklerin başkaları için neyin en iyi olduğunu bildikleri sanmaları hiç hoşuma gitmiyor. Aynen. Yo bir dakika, hayır. Haklı. Hayır. Bir saniye. Çok ayıp ediyorsun Isabel. Tamam, ben de otistiyim o zaman. Bu doğru değil ya. Canlı olmayan bir şey için, bir ev için ne tür bir manevi değeri olursa olsun bir insan hayatından bahsediyoruz ya. Bana böyle hitap eden nefret ediyorum izi. Bu kardeşin falan mı senin? Yani onunla mı ilgili? Hayır canım, seninle de ilgili tabii ki. Karını kaybedeceksin sonuçta. Arkada bırakılanlar var yani. Bir insanın hayatı sadece kendi sorumluluğunda değildir ki. Tamam, bir yere kadar elbette ki, yani elbette ki en büyük sorumluluğu kendidir ama bir insan yani kendini öldürmeyi seçmeden önce arkada bırakacaklarını düşünmesi lazım. Arkada bırakacağı insanlara vereceği zararı da düşünmesi lazım. Yani adam haklı şimdi, John burada haklı. Yalnız kalmak istemiyorum. Küstahça. Siktir git Isabel ya. Getirin, bu uçumdan bir şey alacağım. Biraz rahatlatır. Bu yaptığını daha haklı göstermez. Ne? Lig bunu sana vermem istedi, o ne? O ne lan? Ha, müzik kutusu. Galiba. Garip bir müzik kutusu, yani tipoloji olarak. Adının her şey yolunda olduğunu söyledi ve hiçbir şey yolunda değil ama. Değil. Kutusu kesinlikle bir tanesi, o kesin de. Ha, bu seferki şey, hatunla bir şeye geçmemiz lazım diye düşünüyorum ama geçemiyorum.
Kütük, araba. Tamam. Çekiç var şurada bir tane. Bu da çekiçle herhangi bir şekilde etkileşime geçemiyorum. Galiba şu alttaki kum işareti bildiğin şeyle alakalı bir şey. Yani hani o Yadigar'ın etraftaki koruma kalkanı bariyeri kırmak için gerekli olan topladığımız şey sayısı falan. Etrafta başka bir şey göremiyorum ama birazcık yukarı gidelim. Ağaç falan. Ama bir şeyler yok burada. Evin içine gireyim bari. Evin içindeki şeylerle etkileşime geçmeye çalışayım. Yalnız su sesi çok loop modda ya. Bak hani belli bir dalga sesi var. Devam ediyor, devam ediyor. Sonra duruyor. Sonra tekrar başa sarıyor. Duruyor, başa sarıyor. Bak durdu, şimdi başa sarıyor. İçeri girelim, evin içine bakalım. Anı bağlantıda dolaşırken de edinebilir. Hadi ya. İlginçmiş. Niye hiçbir çekiçle bağlantıya geçemiyorum? Ayıp ediyorsunuz ya. Bir etkileşime geçmeme izin verin yani. Çekiç yani sonuçta. Şunları harcayalım madem. Tabii ki yetmedi. İki tane daha ihtiyacım var. O yok, şeyle, kum saatiyle bir alakası yok bu arada olayın. Onu anlamış bulunmaktayım. Gidip John'la etkileşime geçelim bari. O yukarı doğru gitti. Onda da vardır bir şeyler tahminimce. Onu da bir dürtelim. John! Oha, iki tane birden verdi. İlginç. Garip. Allah Allah, ikisini birden alınca fullendi. Demek ki alakası var. Alakası yok değil, var yani. Tamam. Şimdi zeytinli zarturtu kırabiliriz artık. Hadi bakalım, bu sefer kaç hamle de yapacağım. İdealden iki şey fazla da yaptım. Bir 5 hamle yaptım, iyi güzel. Evet. Not salamura zeytini. Etkinleştir bakalım salamura zeytini. Daha da geçmişe geldik. Yaşlılığın başları. Mutlu zamanlar. Demek gerçekten yapacaksınız ha. Aya mı gidiyorsunuz? Evet, inşaat yalnızca yok, hala onlar evden bahsediyorlar. Ya biz sıkıştık, taksite ödemek zorunda kaldık. Fakat finansman ile hallederiz. Ve bu kadar güzel bir yere yaptırmanız ne kadar da harika. Bunu da o deniz fenerinin yanında yapmışsınız değil mi? Biz olması sebebi sadece bu değil. Orada uzun bir geçmişimiz var. Çocukken birlikte oraya mı çıkıyorlardı, öyle bir şeyler mi? İkisiyle bir şey çıktılar, çıkacak ve ben kaldıramayacağım bunu. Çocukluk aşkı denen şeyi kaldıramıyorum ya, onun kötü gitmesini böyle çok rahatsız ediyor beni. Şerefe ve tebrikler ikinize. Hadi Şerefe. Biraz temiz hava alacağım, hemen dönerim. Ben de. Allah Allah. Isabel ve River birlikte dışarı çıkıyorlar. Bu konuşmayı dinlememiz gerekiyor. Ne konuşacaklar merak ediyorum. Bir şey konuşmaya çıktılar yani, belli o. Evet dostum, bayağı oldu görüşmeyelim. Değil mi? Bugünlerde birkaç şehir geçmenin ne kadar hazır olduğunu kim bilebilirdi ki? River hala çok sessiz ha. Yani aslında evde oldukça konuşkan ve Isabel'le birlikteyken sanırım sana daha pek alışamadı. Aha, demek buradaki kötü adam benim ha. Üzülme be Nicholas. Ha bu arada o zamanlardaki şeyi River'a söyledin mi? Oho, o zamanlardaki şey çok fazla plot point yapıyorsunuz, beni sürekli şeyde bırakıyor, karakta bırakıyorsunuz. Nasıl karşıladı? Çoğunlukla iyi karşıladı. Ama bir şey beni rahatsız ediyor. Evet, müzik de belli ki rahatsız. Yani müzikte de bir sıkıntı oldu o olaydan beri. Şu an garip kağıttan tavşanları, şu garip tavşanları yapıyor. Origami tavşanları mı? River küçükken origami katili tarafından kaçırılmıştı. Evet, bir sürü. Kızım için hep origami hayvanlar katlardım. Bunda ne var ki? Aynı şey olduğunu sanmıyorum. Her gün sabahtan akşama kadar aynı tavşanları yapmaktan başka bir şey yapmıyor. Bir tavşanı mı öldü bu kızın? Ne oldu bu? Ne tavşanı ya? Evimiz gerçekten onlarla doldurmuştum da. Bırak yapsın, bir şey olmaz. Evet, ama bu sefer sanki terk eden bir şeyler var gibi. Ona bunu sorduğumda hiçbir zaman cevap vermiyor. Onun yerine o soğuk bakışlarını atıyor. Adeta benden bir şey istermiş gibi.
Ve ilginç olan şey ise ben de ona karşı bir şeyler borçluymuşum gibi hissediyorum. Isabel'e sordun mu? Evet. Bu konuda onunla konuştuğunu söyledi ama bir şey öğrenememiş. Yani kesinlikle akıl danışılacak biri değilim ama sana şunu söyleyeyim. Seni ortaokuldan beri tanıyorum. Fazla düşünmekten adın çıkmıştı zaten. Muhtemelen bazı şeyler hayal ediyorsun, bu kadar canını sıkmana gerek yok. Lan manyak. Keşke böyle olsa. Belki ben de gerçek hayatta karşımda John oturuyor ve bana bunları anlatıyorsa ben de bunları söylerdim. Birazcık kafana fazla takıyorsun. Bırak yapsın kız falan ama bu bir oyun ve oyunda, bu tarz bir oyunda, özellikle hikaye bazlı bir oyunda çok az gerçekten söylenen şey boşa gider. Bir sıkıntı var belli ki ve bu evlilikte ne tür bir sıkıntı var bilmiyorum. John neyi unuttu? Bir şeyleri unuttu muhtemelen geçmişten ve beni şu an geriyor. Genellikle biri bunu dediği zaman işte mutlaka yanlış oluyor. Ama doğruluğunu kabul edeceğim. Muhtemelen haklısın. Muhtemelen mi? Ben her zaman haklıyımdır John. Allah Allah. Nicholas Bey. Bir dakika. O bile tavşanların ne anlama geldiğini hiçbir zaman bilmiyor muydu? Bilmiyormuş. Boş ver o salak tavşanlar. Daha bir sorumuz var. Rosaline, hayret. Bu cevabı senin vereceğini düşünmemiştim. What sayılar genelde böyle şeylere. Bu kadar umursamaz. Bu sınırlı bir anı ve hiçbir yerde de yadigar yok. Merak etme. Muhtemelen ondan bir tane çıkarabiliriz. Nasıl? Bana bırak. Yalnız önce barmene ufak bir ziyaret gerçekleştirmem gerek. Selam barmen. Merhabalar. Ne alırız? Bartender bu. Yani barmen diye çevirseydiniz bari. Selam. Bir kavanoz salamura desen alabilir miyim lütfen? Tabii. Nakit mi kredi kartımı? Çek. Ah, üzgünüm. Çek. Kabul etmiyoruz. Ah, o zaman hesabıma yaz. Bir dakika. Hiç paran yok mu yani? Şimdi yeniden başlatılacaksın. Selam. Bir kavanoz. Tabii. Nakit mi kredi kartımı? Hesabıma yaz var. Bugün zaten çok harcamayı düşünüyorum. Ah, teşekkürler efendim. Oo. Buyurun. Salamura zeytinleriniz. Sağ ol kankam, muazzam miktar baş alacaksın bugün. Teşekkür ederim efendim. Tam bir gülsün değil, aynen öyle. Gevşe biraz. Okey, tamam aldık bir tane. Aciz biraz, bu da mahsup kalmak istemiyorum. Tamam, bunu götürüp ona vereceğiz. Selam beyler, salamura zeytini getirdim. Abi kanka, salamura zeytini mi eğleniyorsunuz? Evet, siz de mi zeytin ağaçlısınız? Doğru söyleyeyim. Aslında bakarsanız önce yeni bir kavanoz aldım. Size katılabilir miyim? Elbette, kendinize bir sanayi şekli gibi bir kavanoz deviririz. Kavanoz deviririz. Yani bir kavanoz olsun zeytin devirmeyi ilk kez duyuyorum. Tabii kulağa harika geliyor. Eyvah, hemen tat simülasyonunu kapat. O ne demek lan? Hani bunu yapası pek gelmiyor. Bunu tıkamı çok fena alacağım. He, bizimki zeytinden nefret ediyor. Ve zeytinin tadını almak istemiyor. Onu kapat diyor simülasyon ki tadını almayayım diyor şimdiden. Makinesi böyle almıştık. Ho. Ne kadar güzel bir hikayeymiş, çok sevdim. Sen iyi misin? Zeytinden pek hoşlanmıyorum da. Bu arada ben de sevmem zeytin. Cidden. Tam o zeytinin harika tadını çıkarıyorum. Mükemmeller değil mi? Evet, yalnızca bir insan bu şeyleri nasıl iğrenç bulabildi aklım almıyor. Hiç acele etme. Daha iki kavanoz var. İyi. Hadi bir tane alalım. Dedim ki bu doğru değil. Oğlum dışarıda bu Isabel'le ne yapıyor River lan? Birbirini mi girdiler? Öldürdüler mi? Cinayet mi çıktı? Hala gelmediler. Ve aynen katıldılar. Bu topun bugün başka ne sorunu var biliyor musun? Bilmiyorum. Mesela masaya geri dönmeyen karılar olabilir. Evet, aslında yanımda. Neden ki? Görebilir miyim neyi? Peki neyi? İşte burada, nedir o? Ve don. Sonunda yüce tanrım. Zeytin arasılık Neil. Kapa çeneni. Bu da parçalamamız gereken şey muhtemelen, bariyer. Aynen. Merak etme. Sakın yapma mı dedi o bana. Gördün mü? Her şey kitabına uygun yapıyorum. Halk darbesi! Neil, cidden ne? İşte odaklanmaya çalışıyorum ve sen hep bozuyorsun. Ama buna değil. Yani şimdi Neil başardı yani. Hani. Eğer oturalım doğru konuşalım mıydı? Neil yaptı yani şimdi. Oğlum neresi dolu neresi boş anlamıyorum ki ben bunun. Kafam çok karıştı. Neresi dolu lan bu resmin? Oğlum vallahi doğru gün, şimdi görebilir hale geldim. Biraz önce göremiyordum cidden. Hoppa. Nedir bu?
Yadigarı etkinleştir. Nedir abi? Bu okunmuyor ki. Ne olur anlamadım. Oh. Neredeyse yarım saat olmuş ve sonunda biraz daha böyle bir karakterlerin gençliklerine doğru atlama statı bulduk. Bu nedir? Şeyin kapısına yapıştırılmış bir yazı. Deniz Feneri'nin. Oha, tepedeyiz direkt yumaya, nasıl fındık kıran mı? İlginç. Nereden çıktı? Sen Australia'lı değilsin. Kimin umurunda? Yerden 20 milyar nanometre yüksek lanet bir bayrak direğinin üzerinde duruyoruz. Aşağıda gitsin, kendini ciddiyecek halin yok ya. Ha işte ne güzel. Dalga mı geçiyorsun? Bu lanet bir hava dalışı. Burada kalamıyorsun, burada inemiyorsun. Tanrım, bunun olmasa nefret ediyorum. Yemin ederim burası... Yani atla gitsin yani. Ya ne yapıyorsun sen? Atla gitsin oğlum canın. Abi böyle bir şey mükemmel olurdu lan. Kendini nasıl acıtamayacaksın, kendini nasıl zarar veremeyeceksin, tamam mı? Acı simülasyonu da varsa onu da kapatacaksın tabii. Atlayacaksın aşağı mis gibi. Oh, kıramazsın bir tarafını, bir şey olmaz. Harika. Neden onu böyle terk etmişler ki? Anya'yı mı? Anya yoksa saat kulesi mi? Ya saat kulesi nereden çıktı? Deniz feneri mi? Sanırım daha fazla ihtiyaç duyulmadı. İhtiyaç duyulmadı mı? Gemiler tarafından yani. Biliyorsun işte şimdilerde her yerde GPS falan var. Her şeyde. Dinerigur. Burası benim için çok şey ifade ediyor ve düşünüyordum da evi buraya mı yapsak? Şu anki durumumuz oldukça sağlam durumdayız. Yani şu an bayağı paranız var. İyi biriktirirse birkaç yıl içinde burada bir ev yaptıracak kadar paramız olabilir. Biraz tıkışırız ama eminim ki. Pencereden bile onu görebileceğiz. Aynen. Deniz feneri. Anya deniz feneri. Gündüz gece her zaman yakında olacağız. Neyse, hem zaman buraya yürüyebileceğiz. Bir daha sayanız yalnız olmayacak John. Her gün onunla stok olabileceğim. Anya'dan... Anya deniz fenerinin içindeki bir şey mi? Aferin onlara. Sal geçiyor olmasına. Hayatlarını sikmiş yani. Neler olacağını hatırlıyor. Aynen öyle. Her şeyi mahvetmiş. Ne oldu onun açıkla yaşanan güzel dakikaya da daha önemli değildir. Çok mutlu olmaları. Devam edelim bakalım. Ve ben de bölümü burada bitireyim. Ya daha şimdiden daha çok aşırı dramatik bir şey olmadı açıkçası ama ben daha şimdiden çok gergin hissediyorum kendimi ve çok hani birkaç kere gözüm doldu, böyle boğazım böyle bir şey, böyle bir dilim düğümlendi mi de nedeni o bok oldu işte. Ben bu oyunda ilerledikçe ve asıl vurucu anlar geldiğinde gerçekten çok ağlayacağım muhtemelen. Kamera karşısında ağlamak yapmak istediğim son şey ama olacak. Seyrettiğiniz için teşekkürler. Bir sonraki To The Moon bölümünde görüşmek üzere.